Adına Ergenekon denilen dava ve duruşmalar devam ediyor. Her 8 Nisan'dan itibaren önemli sıkıntılar, sorunlar yaşandı. Ve bu davada tanık sorunu, delil sorunu ve bu da yetmezmiş gibi son olarak savunma süresi sorunu ortaya çıktı. Bu davanın gidişatını merak eden çok sayıda izleyicimiz var. Ne diyorsunuz? Nerede biter, devam eder mi? Şimdi bu davaya bir kere hukuk ekseninden bakmak artık imkansız hale gelmiştir. Bu dava başından itibaren siyasal olarak kurgulanmış, uydurma sahte delillerle, sahte bir soruşturma süreciyle başlamış, iftiralarla devam etmiş, ondan sonra bir sahte yargılama süreciyle hukuku yok sayan, çiğneyen demiyorum, yok sayan, savunma hakkını tamamen ortadan kaldıran, sanıklara savunma hakkı tanımayan bir süreçte devam etmiştir. Şimdi de karar safhasına gelip dayanmıştır. Bu konuda uzun uzun konuştuk. Bakın, iddianameden alın, bugüne kadar yürütülen sürece bir bakın. 120 milyon sayfa, Word sayfası tutarında evrak içeren bir dosyadır bu dosya. Ek klasörleriyle 5 terabayt gücünde. Toplam hesabı yapıldı. 120 milyon sayfa evrak. Bu 120 milyon sayfanın normal okuma şartlarında okunması 790 yıla tekabül ediyor. Çok hızlı okuduğunuzu düşünün, bir dakikada bir sayfa okuduğunuzu ve gece gündüz uyumadan sürekli okursanız 228 yıla ihtiyacınız var. Şimdi bu davadan hukuk çıkmayacağı belli. Bu davayı kuranlar da hukuku çıkarmak için, hukuk adil bir yargılama olsun diye kurmadılar. Şimdi en son geldikleri noktada bakın, esas hakkında mütalaa verildi. 2271 sayfa esas hakkında mütalaa var. 44 tane gizli tanık dinlendi bu dosyada. Gizli tanıklar tecavüzcü, çok affedersin, kadın ticareti yapan, hayatta itibarlı bir işte itibarsız işlerden içeri girmiş, hüküm giymiş, devletle anlaşarak nasıl kurtulurum? Devletle derken devleti temsil eden, o soruşturma yapan savcılarla anlaşırıp nasıl kurtulurum diye önüne ne söylendiyse iftiraya atabilecek insanlar. Şimdi bu davayı kuran Tuncay Güney, yani onun ifadeleri üzerine kuruldu. En son çıktı, kendisi itiraf etti. Dedi ki bu bir operasyondu. Operasyon tamamlandı. Artık bu iş bitti dedi. Şimdi bu böyle bir operasyon. Ve Türkiye'nin aydınları, milletvekilleri, askerleri, yurtseverleri, siyasetçileri, gazetecileri, yazarları toplandı. Şu anda artık 2271 sayfa esas hakkında mütalaa, 5 terabayt gücünde dosya, sanıklara 2 saat ya da 1 saat savunma hakkı veriliyor. Hiçbir hukuk sisteminde savunma hakkına süre sınırlaması getirilemez. Böyle bir şey yok. Avukatınızla beraber örgüt yöneticiliğinden yargılanana 2 saat, örgüt üyeliğinden yargılanana 1 saat süre. Ya 2271 sayfa, bir elinizi vicdanınıza koyun. Vatandaşlara söylüyorum. Ben örgüt üyeliğinde müebbet hapiste yargılanıyorum. İdam cezası kalktığı için müebbet hapis isteniyor. Yani idam cezası kalkmamış olsaydı Öcalan'a istenen cezanın aynısı isteniyor. Milletvekillerine, genelkurmay başkanına, bunların tamamına Öcalan'a istenen cezanın aynısı isteniyor. Şimdi bu dosyada 2271 sayfa yasas hakkında mütalaa var. Bir saatte savunmanı yapacaksın diyor. Nasıl yapacak bir saatte savunmasını? Nasıl yapacak? İsterse 5 dakikada yapar. Savunma hakkının sınırlanması mümkün değil. Buna itiraz ediyor avukatlar. E canım işte yaparsınız, yeter buna. Geçen İstanbul'da toplantıya katıldık. Bakın, bu dosya başından itibaren sahte delillerle kurulmuş. Teğmen'in cep telefonuna sahte telefon numarası yüklendiği ortaya çıktı. Ortaya çıktı, yanlışlık olmuş dediler. Ama bu hala delil olarak duruyor orada. Hala delil olarak duruyor. Mehmet Haberal Hoca ile ilgili bütün bilirkişi incelemelerinde farklı, doğru olmadığı tespit edilen, bütün yargılama safhasında iddiaların tamamı çürütüldüğü halde tek bir kişinin ifadesine dayanarak iddianamedeki cezanın aynısı istendi. Hastane kayıtları getirtildi. Buna ilişkin delillerin sahteliğiyle ilgili bilirkişi incelemeleri yapıldı.
Bunlar getirildi. Bakın Mustafa Malba'yla ilgili Cumhuriyet Gazetesi'ndeki 11 tane santral hala onun üzerineymiş gibi esas hakkında mütalada, beyanda bulunuluyor. Mütalada bulunuyor. Bunun için ceza isteniyor. Yargılama sırasında bunların doğru olmadığı ortaya çıktı. Şöyle yapalım. Son bir 3 dakika Sayın Türkoğlu'na vereyim. Sonra yine 3 dakika size vereyim. Bu kalan bölümü tamamlayalım. Tamam. Bir cümle söyleyeyim ondan sonra o zaman. Bakın bu davalarda kesinlikle adalet arayışı yoktur. Sanıklara baştan suç atılmıştır. Masumiyet karinesi yoktur. Mahkumiyet karinesi vardır. Suçu yüklediler, masumiyetini sen ispat et diyorlar. Hiçbir hukuk sisteminde böyle bir şey olmaz. Peki.